İsmim Dilara İncebacak. Ben ülkücü ve Türk milliyetçisi olan bir genç kızım. Bunu söylemekten de hiçbir zaman, hiçbir yerde çekinmedim. Gururla söyledim. Öyle yapacaksın tabii. Medya sektöründe çalışıyorum. Bazen bu yüzden işe bile alınmadım. Evet. Sorum şu olacak. Trabzon'da Eren Bülbül, İzmir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Çorum'da, Hatay'da Aybüke Yalçın, Gülşah Güler, birçok sivil, polis, asker şehidimizin HDP haklarını nasıl ödeyecek çok merak ediyorum. Soruyu ister cevaplarsınız vekilim, ister cevaplamazsınız. Size kalmış. Bu Türk bayrağı da şehitlerimizin kanlarıyla gökte ve biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, bir Türk vatandaşı olarak her zaman Ay Yıldızlı bayrağımızın altında yaşamaya devam edeceğiz ölene kadar. Teşekkür ediyorum. Elbette. Şimdi Dilara Hanım, söylediğin saydığın isimlerin ne kadar kıymetli isimler olduğunu ve ömür boyu ilelebet unutulmayacak isimler olduğunu da biliyorum. Fakat bu bir soru değildi. Ama söylemen güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Bak ödeni, bak şöyle söyleyeyim. Bak burada çok taraf, anlıyorum. Cevap vereyim. Ben cevabını vereyim. Hiçbir HDP... Dilara'cığım sakin ol. Sakin ol. Değilsin. Dur bir dakika. Bir dur. Bunu hiçbir HDP'li milletvekili ödeyemez. Öyle bir şey değil. Yani ödeyemeyeceğini bildiğin bir şey soru olamaz. Cevabını bildiğin bir şey de soru değildir. Şehidin hakkını nasıl ödeyeceksin konusuna gelirse şehitlik mertebesini çok başka bir yere getirirsin. Ben de buna izin vermem. Çok özür diliyorum. Arkadaşımızın dile getirdiği şeyi çok kıymetli buluyorum ben de. Ama o hesap olayı öyle bir şey değil. Evet. Verilmez. Verilmez. Tabii ki. İyi ki de yaptın. Tabii. Çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın, estağfurullah. Ama dediğim gibi bu iyi oldu, kayda geçmiş oldu en azından.